Bir anda çok acayip bir kimya bir araya geldi. Yani Dursun Özbey'in oluşturulan, hani nasıl diyeyim, çatı aday gibi konumlandırılan Dursun Özbek yönetimini Okan Buruk seçimiyle acayip bir kimya o yakaladı. Okan Buruk da saha içinde kendisine Muslera'nın 12 yıldır devam eden saha içi liderliğinin yanı sıra Mertens'i, Oliveira'yı ekleyince işte bu doğdu, başarı doğdu. Yani doğru seçimler. Dursun Başkan'ın Erden Timur seçimi, Okan Buruk seçimi. Okan Buruk'un futbolculardaki etkisi, onlarla kurduğu iletişim. Gomis gibi bir adamı yedekten kullanmayı başardı Okan Buruk. Yani takımın en kötü gittiği dönemde Gomis'in golleriyle ayakta kaldı Galatasaray. Şu anda Icardi'den sonra en golcü isim yani, Kerem'le birlikte Gomis, buluruz. Gomis'i öyle kullanamazsınız mesela. Normalde ne deriz, Gomis yüksek egolu, yedek kalmayı sevmez. O hep hani taraftarı yani, birensidir falan. Santraforlar da öyle olur ama zaten. Yani bakıyorum her bir oyuncuya ayrı motivasyon reçetesi yazmış gibi. Gomis kısmı önemli. Belki de bu hafta, çünkü Icardi'nin boşluğunu dolduracak Gomis. Emre Kaplan'dan son bilgileri alalım. Zanyolu acaba olmasın o? Onu da konuşuruz ama Icardi'nin durumu önemli. İkinci yarıya çıkmadı Icardi ve taraftarlar büyük heyecan yaşıyor. Icardi tabii ki Galatasaray'ın göz bebeği. Emre Kaplan, Alanya'dasın. Maçı da izledin. Icardi konusunda son bilgiler nedir? İyi akşamlar dileyerek sözü sana bırakalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar dileyerek ben de sözü alayım Cüneyt'ten. Şöyle, Mauro Icardi ilk yarı sonunda, hatta attığı golden sonra arka adresinde bir ağrı hissediyor. Sonrasında da ilk yarıda soyunma odasına giderken zaten bu ağrıyı net olarak kulüp doktoruna, sağlık çalışanlarına, sağlık heyetine ifade ediyor. Sonrasında da soyunma odasında kısa bir tetkik yapılıyor ve oyuncuyu riske etmemek adına, ağrısının ya da sakatlığının ciddileşmemesi adına önlem amaçlı olarak ikinci yarıya çıkmadı. Bu kısmı söyleyelim. Peki şu andaki durum nedir? Açıkçası biz maç sonu hem kulüp çalışanlarına bunu sorduk hem de sağlık heyetine sorduk. Arka adresinde bir ağrı olduğunu, durumunun ciddi gözükmediğini söylediler. Yani hafta sonu bir Karagümrük maçı var. Herkes orada oynayıp oynamayacağını merak ediyor ama yarın İstanbul'da tetkikleri yapılacak. Ama bugünden en azından bizim gördüğümüz, Icardi'yi de çünkü çıkarken görme imkanımız oldu. Tabii ki gözle bir teşhis koymak çok mümkün değil ama en azından izlenim olarak hem duyduklarımızdan hem gördüklerimizden anladığımız, Icardi'nin çok ciddi bir şeyi yok gibi gözüküyor. Biraz önlem amaçlı olarak kenara alındı. Yarın tabii ki tetkikten sonra net sonuç ortaya çıkacaktır ama sanki Karagümrük maçında oynamaya engel bir durumu yok gibi, biraz önlem amaçlı bugün Icardi'yi koruma adına ikinci yarıya başlatmadı Galatasaray teknik heyeti. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Son bilgileri aldık Icardi'nin sakatlığı ile ilgili. Serkan Korkmaz, Ahmet Hocam, Icardi oynayamazsa Zaniolo dedi. Ben evet. Hani ikinci golcü bir fikir olarak söyledim. Hocalarım olarak ne düşünür? Emre Kaplan da oynama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti ama ne dersiniz? Oradaki net bilgiyi almak lazım. Ben daha devre arası bir görüşme yaptım nedir diye. Ön üst kontrollerin tam olarak yapılmadığını, o yüzden bir açıklama yapılamayacağını söyledi. Eğer olay sadece tedbir amaçlı, ki bu cümle bana da kuruldu ise, bir defa bütün camia acaba Beşiktaş maçında oynar mı sorusunu sordu. Kesinlikle oynar. 10 gün sonra çünkü Beşiktaş maçı. Ama büyük bir ihtimalle ben Karagümrük maçında bile onu bekliyorum. Bugünkü maçta da o çıkınca Barış Alper'i Okan Hoca orada tercih etti. Ama onun da önümüzdeki hafta cezalı olduğunu burada hatırlatmamız lazım. Icardi oynamayacaksa, evet bence birinci aday Gomis. Ama Gomis de yoksa, Zaniolo'yu orada görürse kesinlikle sürpriz olmasın. Çünkü Galatasaray özellikle Icardi'nin tamamıyla 9 numarada olduğu önde baskılı oyun anlayışını Karagümrük maçında da mutlaka uygulayacaktır. O yüzden Gomis sanki oraya biraz daha uygun ama sürenin de daha dar olacağı, daha kısa olacağı kesin. Tabii Icardi çok farklı bir oyuncu hocam. Bugün de gördük, o bir kafa vuruşu var. Kaleci en sonunda topla birlikte girmeyeyim deyip önüne düşürdü ya topu. Yani evet. Öyle şeyler yapıyor ki hem seyir zevki. Yakın mesaj atmış. Kornerden kimin attığı gol? Abdülkerim. Ha, Abdülkerim'in attığı golde Kerem ortalıyor ya. Duran. Orada Icardi'yi izlesenize dedi. Dikkatli bakalım oraya. Yani gol Abdülkerim. O diyor ki Icardi'yi bir daha izlesene. Ben şimdi alıcı gözle izlememişim Icardi'nin nasıl hareketlendiğini. Bilmiyorum. Hakikaten merakla bekliyorum. Bak, o golde Icardi ne yapmış? Arkadaşım dikkat etmiş. Ha bak yani, bu gol. Bu gol evet. Hemen getirdi yönetmenimiz Güven.
Icardi'yi arıyorum. Icardi öne önde doğru hareketleniyor. Evet. Bak arkasından birini götürdü, gördün mü hocam oraya? Çok özel bir golcü tabii. Ya, bu normal. Bu ekstra bir şey değil. Yani Icardi'nin bir korner topunda işte öne... Çünkü orada bir adam markajı var. Fatih zaten kaçırdı Abdülkerim. Herkes adam markajı yapıyor orada Alanyaspor'lar. Bir oyuncu hareketlenir, öbür oyuncu da götürür. Hı hı. Icardi çok büyük golcü. Geçen program söyledim ya, Galatasaray 6-0'la maç kazanmadı yalnız. Hem Icardi hem de Galatasaray tekrar fabrika ayarlarına döndü. Yani Icardi'nin attığı golü Türkiye Ligi'nde kaç tane santrofor atar? Orada Mertens'in attığı topu kaç tane o profilde oyuncu, yani o topu ayağın içiyle falso verip o ikili oyunda öyle hem o topu atacaksın kaleciyle stoper arasında, hem de Icardi gibi pozisyon alıp tekte çok yakın köşeye birinci sınıf vuruş yapacak. Yani Icardi onun için korner vesaire bundan daha önemli. Çok nereye koşacağını, ne yapacağını, oyun bilgisi, yorumu birinci sınıf bir oyuncu. Nerede ne yapacağını bilen çok akıllı bir oyuncu. Bir de bir santraforun mesela genelde egosu olur. Daha şahsi oynar, hayır. Icardi dikkat et, servis yapmasını biliyor. Çıkıyor, top alıyor, bağlantı yapıyor. Boşta arkadaşı, evet, ona pas atıyor. Yani bunu yalnız bu maç için söylemiyorum. Genelde mesela Icardi tartışıldığında işte performansı ne olacak falan dendiğinde yine arkadaşlarına servis yapan, yeri geldiğinde bir Icardi gördük. Yani niye? Çok olgun, çok klas. Adam zaten kendi kalitesini ispat etmiş. Ülkemize gelmiş. Serie A'da iki defa gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani onun için Galatasaray takımı yani zor gibi görünen işleri Icardi ile Mertens'e hücum hattında özellikle çok rahat yapabilen, çok kaliteli, saha içinde rakibin dengesini, savunmasının dengesini, rakibin de aynı şekilde saha içindeki yerleşimini bozan, savunma yerleşimini bozan birinci sınıf bir oyuncu hiç. Yani dedim ya az önce, çok büyük golcü Icardi. Icardi'nin iki tane çok önemli özelliği var. Bunlardan birincisi, bizde genelde santraforlar vuruşu yapacağı yere önceden giderler, orada beklerler. Icardi tam tersi, topla buluşacağı yerin uzağında duruyor ve ilk hamleyi santrafor yaptıktan sonra stoper ona bir reaksiyon göstermek zorunda. Onunla birlikte gitmek zorunda. Dolayısıyla aksiyonu yapan santrafor her zaman avantajlıdır. İkinci golde çok net bir şekilde göreceğiz. Topun Mertens'e geleceğini gördüğü anda rakibinden kurtulup o bir metre farkı attı ve buluşacağı yere koşu yaptı. Yani koşu zamanlaması çok doğru. İkincisi de topla buluştuğu anda ben tek vuruş yapacağım düşüncesiyle oraya gidiyor ve tek vuruşu yapıyor. Çünkü kontrol etmeye kalktığınızda rakip zaten vurdurmuyor. Koşu zamanlaması ve tek vuruş anlayışı Icardi'yi bütün santroforlardan bence en farklı kılan iki özelliği. Ya burada ben şunu söyleyeyim. Yani Ahmet Hoca'nın söylediği, bunu daha kısa bir cümleyle anlatayım. Sezgi gol yaptırır, Sezgi futbolda gol kurtarır. Sezgisi mükemmel bir oyuncu. Oraya koşturan onun Sezgisi. Yani düşünce hızı ve görüş hızı. Düşünce hızı bir insan çok çabuk düşünmese görüş hızına giremez. Icardi Sezgisi mükemmel bir oyuncu. Oraya gitmesi, zamanlaması onlardan daha önemli. Dediğim gibi Sezgi. Santrafor'da en önemli özellik. O yüzden bir dünya yıldızı. O zaman maçı bir hatırlayalım. Maçın sonrasında yapılan açıklamaları getirelim ekranlara. Ardından dün bu konuştuğumuz pozisyonlara görüntülü analizle daha yakından bakacağız.